Köşegenleri birleştirelim. Bu şekilde DB ve AC köşegenleri 90 derecelik kesişiyor. Buraya A dersek burası A olur. Burası B ise burası da B olacaktır. B üssü ile C'yi de bu şekilde birleştirdiğimiz zaman 90 dereceyle kesişecek. Burası eşkenar dörtgenin yarısı olduğu için B iken şurayı birleştirirsek burası da B olacaktır. Aynı zamanda eşkenar dörtgenin üst parçasına tekrar B üssü ve B aynı şekilde olursa üst üste gelirse buradan da yine oluşacaktır. Eşkenar dörtgenimiz burada. Köşegenler B'ye B, diğer tarafta A'ya A olacaktır. Burada bir eşkenar üçgen var. Bir kenarı 2A birim olduğu zaman B üssü B dediğimiz yüksekliği de bunun köküçle çarpımının yarısı olur. Dolayısıyla A çarpı köküç olacaktır. Şu noktadan yukarısı için bakacak olursak bu uzunluk eğer yükseklik cinsinden bakılırsa A çarpı köküç eksi B değeridir. B üssü C olarak bakılacak olursa 4'ten 2B'nin farkıdır. 4 eksi 2B diyebiliriz. Bunu diğer tarafa atarsak artı 2B eksi B'den B gelir. A köküç artı B eşittir 4 elde ederiz. Burada sonucun 4 çıkması için A'ya köküç, B'ye de 1 değeri verebiliriz. Buna göre köşegenlerden bir tanesi 2 köküç olur. Diğeri ise 2 birim olur. 2 köküç çarpı 2 bölü 2 alandır. Sonucu 2 köküç olarak buluruz. Buna göre doğru cevabımız C seçeneğidir.